Millet İttifakı'nı parçalamaya çalışması durumunu algıda çok fazla destek vermemek adına da bu İYİ Parti'de HDP karşı, HDP'de de İYİ Parti karşı çıkışları dozajını biraz düşürmeleri gerekir. Kendi siyasi istikballeri açısından değil, sadece Türkiye'nin siyasi istikbali açısından, çünkü AKP Türkiye'ye çok büyük bir zarar veriyor ve en kısa sürede muhalif partiler kendi aralarında benim ideolojim senin ideolojin demeden ortak noktalarla birleşip demokratik sistemi, parlamenter rejimi tekrar yerine getirmeleri gerekiyor ki ülkemizde demokrasi yeniden uygulansın. Bakınız, TBMM açılmıyor bile, Erdoğan isterse açılıyor. Oysa bir tek adam yönetimi değil, bir demokratik ülke olmalıydık. Ucube başkanlık sistemi değil, Amerika'daki başkanlık sistemini bile incelediğinizde dengeler var. Ancak Türkiye'de şu an dengelerin çok iyi işlediği söylenemez. Demokrasinin yara almış olduğu söylenebilir. Dolayısıyla muhalefetin ben şunu istiyorum, sen şunu istiyorsun gibi bir anlaşmazlık içerisine en azından algıda girmektense, bu konuları çok da gün yüzüne çıkarmak yerine AKP'yi demokratik bir şekilde sandıkta gönderip parlamenter sistemi yerine getirmesi gerekiyor ve seçmen tercihini kimde bulunduysa muhtemelen bir koalisyon olacaktır. Ülkenin demokratik bir işleyişte ilerlemesi gerekiyor. Barış Biner Haber kanalından yorumlar devam edecek değerli izleyiciler. Bağımsız vatandaş haberciliğini desteklemek istiyorsanız beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmanızı da diliyorum. Tarafsız yayınlarla zaman zaman karşınızda olacağız. Hepinize mutlu bir gün ve hafta sonu diliyorum. İyi günler, hoşça kalın.